dövür. Evet hocam. CHP'de ne oluyor? Aha geldik. Geldik. En önemli konumuza. Evet. Bak ben iki cümle bir çerçeve çizeyim. Çiz abi. CHP'de istifa eden nedeni. Sen daha iyi biliyorsun, bugün uzun uzun anlattın işte. Ya ben ne dediğimi biliyor muyum Mahmut abi? Ya bu CHP olmasa var ya, hepimiz CHP'ye borçluyuz arkadaşlar. Ben yetiş pirom diyorum. Gerçekten yetiş pirom oldu yani. Yetiş pirom oldu. Yetişecek galiba var ya. CHP'ler de söylüyor buna. Öyle mi? Evet. Şunu gördüm. 3 gün yurt dışındaydık Hasan Öztürk. Bir döndüm çarşı karışmış. Bırakmaya ama öyle böyle. Gelmiyor. Sizi bırakmaya gelmiyor. Bizi bırakmaya gelmiyor. Çarşı karışmış. Çarşı şöyle karışmış. Şükrü Genç, o da istifa etti değil mi? Evet, evet. Bir açıklama yaptı. Gürsel Tekin istifa etti. Zehir Zemberek istifa etti. Gürsel Tekin istifa etti. Arguvan istifa etti. Ekiman etmişiz zaten. Daha çok var böyle. İstifa eden edene. Turgay Gülen neredeyse mesela Ali Koç da CHP'den istifa edecekti ama üyesi olmadığı için oraya geldi yani. Yani evet, istifa eden edene zehir zen. Mesela bakıyorsun ya, Şükrü Genç anketlerde Sarıyer'de önde çıkıyor. Doğru. Sevilen bir isim. Onu da saf dışı, liste dışı bıraktılar. Avcılar Belediye Başkanı da öyle. Adalar, yani tanımıyorum adaları pek fazla da. Adalar farklı bir şey. CHP'li değil zaten. Eski bir gazeteci arkadaş. Ha o pardon. CHP'li değil zaten. CHP'li değil zaten. Pardon. Ya o adalarda bile değil, adalarlı bile değil. Evet tamam. Yani adaya da tamam. Başkanlıktan tamam. Sonra gitti. Hatırladım o kulak dolduğu adalar evet, şimdi evet, geçtiği evet. için ben. Evet. Değil mi? Bunlar yaşanıyor. CHP yönetimi hiç umurunda değil. Şimdi Turgay'cığım bak, birkaç açıdan bakılabilir bu olaya. Şimdi birincisi CHP yönetimin umurunda değil. Evet, umurunda olmayabilir. Bir kurultay olmuş. Bence mahsur yok. Ben sadece tahmin ediyorum. Yok, şöyle söyleyeyim. Bir kurultay olmuş. Kurultayı kazanan ekip kendi partisini dizayn ediyor. Bir tarafı bu. Şimdi burada çok başka, yani bütün uzun yıllardır konuştuğumuz CHP'de, ben de zaman zaman sık sık dile getirdiğim siyasetsizlik dediğim şey. Seni ters köşe yapmaya hazırlanıyorum. Hazırlan, ne istiyorsan hazırlan. Şimdi burada yani öyle bir nokta ki partiyi partiyi yöneten ekip ortaya farklı bir siyaset koymadığı için şu anda yönetmekte sıkıntı yaşıyor. Yani ne demek, değişim dedin, ortaya ne koydun değişim olarak? Hiçbir şey koymadın. Bu sefer karşıdaki muhalefet edecek ekip doğal olarak bir canlanma yaşadı. Yani bir dakika, bunlar evet. Bir şey üretemiyor. Evet. Demek ki bu bir tarafı. Evet. Diğer tarafı da şu. Şimdi bu arkadaşların bir kısmı hakikaten bölgesinde, diyelim ki Şükrü Genç, iyi tanırım. Hakikaten halk tarafından sevilen bir isimdir. Ama 3 dönem. Bak. Şimdi 3 dönemi geçirmişsin. 3 dönem olmuş. Ha diyeceksin ki 6 dönem yapan Hasan Akgün'ü yapıyorsan bunu niye yapmıyorsun? Evet. Tabii, bu da denebilir. Ama sonuçta ben Şükrü'yü tanıdığım için, Şükrü Genç tanıdığım için şunu söyleyebilirim. Ya 3 dönem olmuş, bir dakika bir dur. Eleştirin varsa, bak şimdi onun için bir adım sonra da Gürsel Tekin'e geleceğim. Eleştirin varsa ve bunu hakikaten o günden önce yapmışsan çok haklı olabilirsin. Ya o günden önce nasıl yapsın? Aday yapılacakmış gibi duruyordu. Geldin mi şimdi oraya? Bak şimdi geleceksin, sürekli İmamoğlu'nun çevresinde dolaşacaksın. İmamoğlu'ndan pozlar vereceksin. İcazet almaya çalışacaksın. Sonra isyan edeceksin. Bu doğru değil. Siyaseti, CHP siyasetini tıkayan şey bu. Kemal Bey'in yanında yer alanların hiçbirisi gerçekten çıkıp hepsi beklenti içine girdiler. Bir tek Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu dışında ilk başta daha hiçbir şey açıklanmadan çıktı. Açık açık tavrını koydu ve Genel Başkan Özgür Özel'in kurultayda verdiği sözün gereğini yapmaya çalıştı. Ne dedi? Namus ve şeref sözü vereyim, ön seçim yapacağım. Bu da ön seçim için aday olacağını söyledi. Siyaset böyle yapılır. Sonra da kendi kabuğuna çekildi. Biz kaybettik. Yani kaybettin, yapacağın bir şey yok. Aday olursun, kazanırsın, kazanmazsın. Şimdi ötekilerinde bu yok. Burada problem şu. Ya bu kaotik zemin dediğim gibi iki yapı var. İki yapı arasındaki kavgadan çıkıyor. Kuralları uygulayarak mı yapılıyor? Hayır. Bir defa baştan ön seçimi yapmadılar. Yani verdikleri sözü yerine getirmedi. İki, bütün bu kamuoyu yoklaması, teyamül falan, bunlar hepsi ne denir?
sahici değil diyelim. Yani yalan demeyeyim de. Yani ya, yalandan yapmaya çalıştılar. Yoksa normalde kendi ekibini koymaya çalışıyor. Çünkü bütün tartışmanın çıktığı alan kupon belediyeler. Yani rahat kazanılabilecek belediyeler. Ne demek bu? Bu siyasetin finans kaynağı bu belediyeler olmuş. Evet. Onun üzerinde kavga yürüyor. Paylaşım ben onu şey diye yazdım. Ganimet savaşı. Ganimet savaşı var burada. Şimdi bu ganimet savaşının paylaşımı var. Burada bence çok daha derin problem şu anda itiraz edenlerdedir. İtiraz, bir kavga çıkmış mı? Çıkmış. İtiraz edenler niye itiraz etti? Beni niye atamadın? Nasıl niye atasın seni? Bir daha bana söyle. Yani gerekçen ne? Niye atasın? Ha diyeceksin ki adam da kazanmak istiyorsa hakikaten halkta sevilen bir adamı atar. E atamıyor. Yani peki, yapacak bir şey yok. Peki Büyükçekmece'ye niye itiraz etmiyorsun? Büyükçekmece'ye bak şimdi diyorum ki benim ekibim bu. Bak siyaset ekiple yapılır. İki ekip de şunu bilmesi gerekirdi bence. Benim Allah aşkına Mahmut Ömür, Özgür Özel nasıl benim ekibim olur? Kim için diyorsunuz? Eş başkanı işte. Abi bak şimdi orasını, o da Özgür Özel'in problemidir. Özgür Özel eğer abi, genel başkan olmak istiyorsa, oldu ya, kendi başına mı, kendi gücüyle mi oldu? Hayır, İmamoğlu'nun gücüyle oldu. Şimdi ben, o zaman ben sana İmamoğlu... Ben sana katılmıyorum. Katılmayabilirsin. Yani bence doğru bir yönetim denge politikası güder. Yani ilk dakikadan itibaren partiyi hallaç pamuğu gibi kaldırıp atmaz. Tamam, parti meclisini ona göre şekillendirirsin. Başka yerlerde genel başkan yardımcılarını, şunları ona göre şekillendirirsin. Ama onun dışında burada bu siyaset, siyaset aklı gerektiren bir şeydir hocam. Ortada bir siyaset yok. Ben onu söylüyorum. Yoksa bu şu normal bir yönetim der ki ya Kemal Bey'e destekleyen 3-5 tane 10 tane belediye başkanı var. Siyasini atarım. 6'sını atamam. 4'ünü atamam. 4'ünü atarım. Böyle bir mantık üzerine. Niye? Çünkü ileride bana problem çıkar üzerinden bakılıyor. Yani şu siyaseti yapar diye bakılmıyor. Bana problem çıkarır. Diyelim ki ben Maltepe'yi vereceksem yarın Maltepe'deki adam bana çalışmayacak diye bakıyor. Korkuyor. Çünkü niye? Siyasetine güvenmiyor. Bir siyaseti yok. Mahmut, problem bu. Mahir Caferoğlu. Evet. Şey, Cafer Mahiroğlu. Cafer Mahiroğlu. Cafer Mahiroğlu Halk TV'nin sahibi. Şimdi değişimciler saysam 5 değişimci arasında değil mi? Yani o değişime destek verenler arasında. Hatırla. Tabii tabii. En çok destekleyen. En çok destekleyen. İşte elindeki gücü de kullanan. Hatta işte bugün Topkapı'da bina hani devredildi adama. Bina verildi yani. Düşün. İsmail Küçükkaya'yı getireyim. VTR 10'u ekrana getireceğim. Şuradayız diyelim. Yani stüdyoya ses gelsin, bizim de sesimiz kalsın. Tam ekrana verme. Yani İsmail Küçükkaya'nın bir siyasi fikri için yayınlamıyorum bunu. Yani ne demiş falan filan diye değil yani. Ya buna dinleyelim ama bir şey söyleyeyim sana. Bak şimdi burada en bariz ya, bu işin şeyini atamasını yapılan yer İzmir. İzmir'de Tunç Soyer'e yönelik yönetim yaptığı tavır. Bence çok daha çarpıcı olan bu diğerleri tamam. İlçe başkanlarıdır, belediye başkanlarıdır, ilçenin yönetiminde etkiler ama ilde CHP'nin kalesi dediğimiz bir şehirde öyle veya böyle diğerleriyle kıyaslandığında karşılığı olan bir aktörü yapmadılar. Kimi yaptılar biliyor musun? Maaş ödeyemeyen, yönetimde aziyet sergileyen ve hiçbir sosyal toplumda karşılığı hakikaten olmayan Cemil Tugay denilen bir adamı getirdiler. İzmir Belediye Başkanı yaptılar. Bundan daha bunu gördükten sonra bir belediye başkanının bunu gördükten sonra belki beklentiye girmemesi gerekir. Bu artık hani tuzun koktuğu deniyor ya uç nokta. Ya bu kadar daha bariz olabilir mi bir şey? Diyor ki ben Kemal Bey'i destekleyen hiçbir adayı aday yapmayacağım. Bundan daha büyük örnek olamaz. Yani bu kadar bir de tezata bak yani bölgesinde karşı yakada belediyecilik hizmetleri açısından hiçbir iz bırakmayan hatta kötü yöneten bir ismi getirdiler İzmir'i belediye başkanı yaptılar. Şimdi ben bugün görmüşsündür YouTube yayında bu konuyu işlerken şey şu, aylardır söylüyorum. İmamoğlu yenilgiyi kabul etmişler. Onun videoları yani CHP tarafı yenilgiyi kabul etmiş. 1 Nisan
sabahından itibaren ne yapılacak? Onun planı da hazırlanmış. O çok enteresan hakikaten. Yani. Onun planı da hazırlanmış. Söylüyor olmaları enteresan. Tabii söylüyorlar. Plan şu, artık herkes söylüyor bunu. Ben aylardır söylüyorum, yazıyorum. Mahmut abi de söylemiştir. İmamoğlu İstanbul'u kaybettiğinde çıkıp şunu söyleyecek. Oradan çektiniz, buradan çektiniz. Kemal Kılıçdaroğlu partiyi karıştırdı. Oradan şu oldu, buradan bu oldu, İyi Parti oldu, ittifakları bozdular. Şu oldu, bu oldu. Bu CHP ile artık yapabilecek bir iş yok. Bu CHP'den bir halt olmaz deyip istifa edip bir parti kuracak. Parası çok. Bir parti kuracak ve başına geçecek. Plan bu. Ben demiyorum. Peki CHP'nin durumu ne? CHP de yetiş pürom. Sen tamam 13-15 seçim kaybettin ama bu partiyi bir arada tutmayı başardın. Sen haklıymışsın. CHP'yi yönetmek Türkiye'den daha zormuş, Türkiye'yi yönetmekten daha zormuş falan filan diyecekler. Orada da öyle bir çalışma var.